Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismi subhanehu ve immin şeyin illa yusebihü bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü beden daima ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü beden daima. Selam verildiği zaman almak lazım, vacip. İstersen ses olsun, istersen yazı olsun. Aynıdır. Şimdi konumuz şey, neyse ona girmeyeyim. İkinci Emirdağ 103. Aziz Sıdık kardeşlerim ve manevi medresetü Zehra'nın nur şakirtleri. Ben İsparta'ya geldiğim vakit İsparta'da İmam Hatip ve Vaiz Mektebi'nin açılacağını haber aldım. O mektebe kayıt olacak talebelerin ekserisi nurcu olmaları münasebetiyle o mektebin civarında gayri resmi bir surette bir nur medresesini açılıp açılıp o mektebi bir nevi medrese-i nuriye yapmak fikriyle bir hatıra kalbime geldi. Bir iki gün sonra güya bir ders vereceğim diye etrafa şaya olmasıyla duyulmuş ustad açılışa gelecekmiş. Dolayısıyla vaaz edecekmiş ustad. O dersimi dinlemek için ricalen ve nisa kafilelerin etraftan gelmeleriyle kadın ve erkekler gelmişler. Anlaşıldı ki böyle nim resmi ve umumi bir medrese-i nuriye açılsa o derece kalabalık ve tahaccüm olacak ki kabil olmayacak. Demek ki ustad oraya vaazı gideceği anlaşılmış. Kadın ve erkek vaazı dinlemeye gidiyorlar. Bakayım ne yapacak? Tam bir fırsat değil mi böyle açılışta bu kadar insanlara hitap etmek, gelenleri anlatmak, döktürmek? Tam bir fırsat değil mi? Görün şöyle. Afyon'da mahkemeye gittiğimiz vakit ki gibi pek çok lüzumsuz içtimalar olmak ihtimali bulunduğunda bunlara lüzumsuz içtimalar deniliyor. Ama abi ya bir sürü insan toplandı işte tam hitap edeceksin. Lüzumsuz içtimalar olmak ihtimali bulunduğundan o hatıra terk edildi. Terk etmiş, gitmemiş. Şimdi iki kafa alır mı? Almaz. Peygamber'e aynı teklif yapılmış mı? Daha acayip. Sen yeter ki putlarımıza dokunma, ne anlatırsan anlat. Allah'a mı anlatacaksın? Ahireti mi kur? Anlat. Tek senden bir şey istiyoruz. Putlarımıza dokunma. Buna mukabil reis ol. Bütün servetleri senin etrafında toplayalım. İstediğin kadınları verelim. İstiyorsan karımızı boşayalım verelim. Başımız ol. Ama tek putumuza dokunma. Ben ne yapardım biliyor musun? Şey için söylemiyorum. Tam bir fırsat işte. Reis olacak mıyım? Tamam. Öyle dediler zaten. Reis oluyorsun, hakim oluyorsun. Güçleneceksin. Akrabanı, tanıdığını, cemaatin güçleneceksin, masaya yumruğu sonra vuracaksın, atacaksın dışarıya. Yoksa bu olmadan ben bunlara nasıl mücadele edeceğim? Peki orada kenar köşede korkarak, tehdit alarak, ölüm ihtimali olmakla beraber ya mücadele etmek mi daha mantıklı? Adamlar seni başa geçirmiş ya. Bütün yetki sana ait. Bir puta dokunmayacaksın, dokunma. Abi tevhid anlat, aşırı anlat. Aynı kanun. Ha ustad da. Peki peygamberimiz
ne yapmış? Beşer olduğu için bilemiyoruz ne yaptı ama Allah yaptığını önemli. Allah kafirin suresini gönderdi. Sizin gibi sizi kafirler. Sizin dininiz size, benim dinim benim. Tamam. Siz size ve size. Allah müsaade etmedi. İhtilat istemiyor. Nurcular bunu ihtilatı unuttular. İş asliyetinden kayıyor. Evet. Nurcuların en büyük tehlikesi ülfet ve ihtilat. İhtilat yani beraber iç içe olup hizmet edeceğini zannetmek. Haramla helalın karışık olup haramın helalı feshettiğini, vicdana tesirini tamamen kaydırdığını bilmiyor. Akla hitap etmenin dine hitap, din olduğunu zannetmişiz. Akıl olsa alettir. Ya korkunç bir şey. Bir ihtilat dersi yapalım böyle. Barla'daydı değil mi? Ben diyor insanlardan diyor kötü ahlakı kapmamak için kötü insanlarla ihtilat etmemekteyim diyor. Ustadın yeğeni. Şey kardeşi miydi? Yeğeni. Aklımın içinde. Ya kardeş. Arkadaşlar Kastamonu 148'de geçiyor. 149, 148'de. Başka Kastamonu şey Kastamonu sayfayı söyleyeyim. Cuma meselesi kaçıncı sayfaydı sevgili arkadaşlar? He? Sonlarına da 51 miydi? He? Peki bakalım. Bak ne acayip. 247. Sakın hocaların cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de iştirak edenleri tenkit etmeyiniz. Bir şey anlatacağım. Gerçi İmam-ı Rabbani demiş ki bid'a olan yerlere girmeyiniz. Maksadı sevabı olmaz demektir. Yoksa namaz battal olur değil. Şimdi bidalar girdiği yere. Gayrimüteşir var bunun devamı ama yayınlanmamış. Camileri diyor ehli bidaya bırakmayın diyor. Şimdi şöyle bir şey var Kastamonu 149'da. Haramla farz. Karma olduğu zaman, aynı yerde olduğu zaman haram işlememek için farzı terk edin. Kaydedir. Kavaidi külliyede, mecellede kaydedir. İhtilat şudur. Yanlışınla doğrunun, hakla batının karması. Kısacası kadın erkek beraber olduğu yerde bunun adı ihtilattır. Ve orada bir şeyler gevelemek, söylemek, anlatmak, akla hitap etmek, malumat vermek din zannediliyor. Oysa dinin yasakladığı bir ortam. Bir de burada dışarıda izleyen kişiler açısından da önemli. Mesela Risale'yi takip eden dışarıdan insanlar onun nurculuk zanneder yani. Evet, onun nurculuk zannediyor. Şimdi bu İmam Hatip'e açılacak büyük bir içtima var. Rical ve Nisa kafilelerinin etraftan gelmeleriyle. Tam bir fırsat vallahi bana. Beni kim durdurur? Ağaçları anlatan insanım ya. Peki, tam bir fırsat değil mi? Anlatacağım da yani tam okul açılmışına geliyor bu Rical ve Nisa tayfası. Bunlar ne diyor biliyor musun? Lüzumsuz içtimalar. Olmak ihtimali bulunduğundan o hatıra terk edildi. Kalbe bu ikinci hakikat ihtar edildi. Hakikat da şudur. Bu sade hayat bize kafi. Buna kanaat edeceksin. Tabii oh bunlar softan Nurcu. Bunlar Abdülhamit'ten kalma Nurcu. Tamam ki anlat. Peki böyle çıkanlar, bu hevesle peşine koşanlar ne hevesle başladılar, ne hale geldiler? Bir bakın bakalım, İslam kokusu neredeyse az yok olmuş. Bidatlarla, hurafelerle
kurda karşı olmuş. Her bir ne yapacak peki? Bak, anlatmayacak mıyız dini? Çare, bunu böyle terk ediyor, lüzumsuz içtimalar diyor. Şimdi çareyi sunuyor, çareyi onun için okuyorum. Her bir adam eğer hanesinde 4-5 çoluk çocuğu bulunsa, kendi hanesini bir küçük medrese-i nuriye çevirsin. Yani laika okumaya. Laika okumayın demek veya laikaya dikkat çekmemek, laikalar dershanede okunmaması demek, bu genç nur kardeşlerimi bu tuzaklara onun için düşürebiliyorlar. Ölçüleri gidiyor. Yani adamlar bilerek yapıyor. Gizli bir el dershaneden laikaları örttü. Gizli bir el ötekisi Hizbul Kur'an'ı örttü. Hizbul Kur'an okunmuyor dershanede. Kur'an okunuyor da yok. Onda Kur'an okunuyor, Allah hepsinden razı olsun. Kur'an okuyorlar. Hizbul Hakayki Nuriye ki büyük cevşen manasını okuyor. Ama Hizbul Kur'an unutuldu. Bir gizli el soldan Hizbul Kur'an'ı. Gizli bir el sağdan laikaları bak omuzundan aldı söküp götürdüler. Peki çare bir de okuyayım. Her bir adam eğer hanesinde 4-5 çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i nuriye çevirsin. Eğer yoksa yalnız ise alakadar komşularından 3-4 zat birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i nuriye ittihaz etsin. Çekirdek faaliyetleri nurculuk. Abi geniş daire faaliyet yapmayacak mıyız? Onun vazifedarı biz değiliz. Geniş daire faaliyetlerini Mehdi yapacak. O daireyi genişlendirecek. Biz de kabirde olacağız diyor. Allah'a şükredeceğiz diyor. Hatırladınız mı? Geniş daire faaliyetlerini kim yapacakmış bak. Abi anla softa adamsın be. Yani ama gericisin ya. Bu kadar insanları şey yaptın. Hı-hı. Hı-hı. Koy buraya. Softa ustattır. En gerici de odur. Sen diyorsan. Bak diyor ki yapmayacak mıyız? Bak ne diyor. Sayfa 108. Öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Geniş daire faaliyetlerini bak kim yapacak. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Geniş daire. O daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizim öbek öbek her bir evde dershane açılacak ya. Ne diyor? Her bir adam eğer hanesinde 4-5 çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i nuriye çevirsin. Eğer yoksa yalnız ise çok alakadar komşularından 3-4 saat birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i nuriye ihtiyaz etsin. Hiç olmasa işleri ve vazifeler olmadığı vakitlerde 5-10 dakika dahi olsa Risale-i Nur okumak bir. Dinlemek veya dinlemek iki. Veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar hakiki talebi ulumun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi İhlas Risalesi'nde yazılan 5 nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakiki ilim talebeleri gibi talebi ulum gibi onların maişetlerini temin hususundaki adi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum. Peki biz yani böyle öbek öbek o evde yaptın, o evde yaptın, öteki tarafta yaptın. Ya burada tam bir şey ya. Ricalen ve nisayet kafileleri İmam Hatip açılacak diye
Toplanmış bayağı meeting. Tam bir fırsat. Said Nursi zaten buna müsait Bediüzzaman'ın değil ama Said Nursi Sultanahmet'te, Ayasofya'da, Selanik'te nutuklar vermedi mi? 50 bin kişi hitap etmedi mi? Şimdi İmam Hatip açılıyor İsparta'da. Ricale ve Nisan tayfeleri gelmiş tam hitap zamanı. Yok diyor. Bunlara lüzumsuz içtimalar diyor Yeni Said. Abi geniş daire faaliyet yapmayacak mıyız? Çapı genişletmeyecek miyiz? Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Kim demekmiş bu? O daireyi o genişlettirir. Ve o tohumlar, öbek ebek evlerdeki dersler, tohumlar sümbüllenir. Ustad seni biliyoruz bunu. Hayır diyor. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Bu Siki Tasdik albümü getirir misin? Orada şey diyor. Bir kelime ekliyor. Mehdi gelir diyor. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesi asıl sahibi olan Mehdi gelir diyor. Ha? O da zannediyorum kaçtı? 172 miydi? Sike-i Tasdik Gaybiye 172 olabilir. Şimdi bunu biraz genişleteceğim ama onu okuyayım. Şimdi beni şey zannediyorlar. Böyle merdüm giriz içine. Oysa benim kadar girgin, koşturan yani böyle her tarafa girebilen bir şey az olur. Ve yapmamaya çalışıyorum, girmiyorum, vermemeye çalışıyorum. Ama bu arada ben Fransa'da konferansta ver şey kilisede konferans veriyorum. Toplamalara, toplananlara ya. Ama ustad diyor ki bunu ya şey yapma. Bu değil esas senin işin. Çekirdek hizmetlerine kuvvet ver. Yani yapan insanım ha. Yapan olarak söylüyorum. Anladın mı falan? Yapıyorum ha. Yani niçin bunu söylüyorsun? Hiç utanmıyor musun? Bunu nasıl söylüyorsun? Arkadaşım bunun senin fıtratın müsait değil. Beceremiyorsun da becerenleri dil uzatıyorsun, haset ediyorsun. Bir de hasedini kılıf uyduruyorsun külliyattan. Hayır. Bunu ben senden daha iyisini yapıyorum. Ondan zaten sen. Ben senin daha iyisini yapıyorum. Daha geniş yapıyorum. Yapıyorum. Fakat elimden geldiği kadar durdurmaya çalışıyorum. Frenim o kadar tutuyor. Tutmuyor diye herkese frensiz mi diyeyim ya? Yani ev dersleri var. Bismillahirrahmanirrahim. Budur bu hizmetin çekirdeği. Ağaç faaliyeti. Boşver. Rüzgar gelir bunun dalı koparır. Gövdeyi kırar. Kökü sağlam mı kardeş? Bir fitne uçururlar senin o geniş daire faaliyetlerine. Hepsi gider. Biliyor musunuz? Ne? Hasan. Ne yapıyor Hasan biliyor musunuz? Bak bu kadar. Ne yapıyor? Ya, tamam da ne yapıyor ya? Bu hiçbir şey demese bile tamam ya. Fitne olarak gidiyor. Yani nedir o? Yani geniş dairede bu ihtimaller var diye. Şey koy, evler. Tık 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 tık. Bismillahirrahmanirrahim. Evleri dağıtmak. Bak fıtratın buna müsait olmadığı halde söylüyorum. Mecburdur buna uymaya. Almaya da sormuşlardı. Sen cami imamlığı yapıyorsun, niye para almıyorsun, niye hediye almıyorsun, cenazelerimizi yıkıyorsun, böyle şey yapıyorsun, hediye almıyorsun. Şüpheleniyorlar da sen terörist mi, nesin ya? Adamı toplamak istiyorsun, bir tanesi demiş kadın. Çocuklarımızı böylelikle kalbimize girip çocuklarımızı alıp da bir yere mi götürmek istiyorsun? Daha mı yani? Bak bunu bile dediler ha. Lan sen niye almıyorsun kardeşim, hediye almıyorsun, maaş almıyorsun. Cenazeleri, mesela sen unutabilir misin, adam haklı. Babanı yıkadım. Öldüm. 3 günde evine taziye yaptım. Para da almadım. Sen beni unutur musun da? Onu unutursan insan değilsin yani.
Ne yaptım? Paranı alsaydım çekip gidecektim değil mi? Seninle ilişkim yok. Para almayarak seni aldım komple. Bir de su yüzüğü mü verdim yani? Para sayınız. Değil mi bir şey? Şimdi adamlar haklı. Ha bunu şüpheleniyorlar. Ne diyeceğim biliyor musun? Ben de orada o şeyde vaazda dedim ki ah o pembe 500 euro o pembe kağıtlarınızı almamak var ya. Doğru söylüyorum, yalan söylemiyorum. İçim yanıyor, yanıyor. Kürsüde aa Ramazan telavinde. Bir tane attı da yani kutu var, sorular var. Her isteyen soruyu soruyor. Yarım saat var vaaz. O yarım saatte şey elimi sokuyorum kağıt kutudan ne çıkarsa ona cevap veriyorum. Kürsüde kutu yaptık. Bir soru böyle çıktı. Niçin para almıyorsun? Sen de şüpheleniyoruz. Aldım. Güldüm. Cemaatte istersen okuma. Hani atsan bir dakika hoca. Şimdi tamam mı? Herkesin önünde. Teravih hınca yani bir de Rus'a psikolojiciyim diye gelmişler ya. Ne? Dedim ya o sizin pembe 500 kağıdınızı almamak var ya. İçim kan ağlıyor. Kan. İyi böyle yapıyor bu. Şimdi müezzin mahfilinde oturan şöyle yapıyor. Niye anlıyorsun o zaman diye. Şöyle işaret ediyor ha koca camını. Tamam. Şu Bediüzzaman var ya Bediüzzaman. Beynim yıkadı almayacaksın diyor. Ben de almıyorum işte. Almamak zorunda kaldığım için alamıyorum. Bediüzzaman olmasa devrede bak ben ne yapardım. Aa hepsi gülüyor. Bir hasene ne oldu şimdi İrfan? Binler değil mi? Ha nurcular böyle değilmiş. Ben bir iyilik yapsam Hasan bir iyilik yaptı. Ama bak iyilik nurcular böyle. Kötülüğüm de böyle. Bak sikitası kaybeden 172. İnşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesini onu çıkaramaz. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Mehdi ve Şakirtleri. Yani Mehdi ve Şakirtleri Kastamonu'da yok. Yani Mehdi ve Şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve o tonlar sümbürlenir. Sen değil misin? Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Hayatın geniş dairesidir. Yasal mı böyle bir şey algılanabilir mi? Tabii. Siyasi canım. Ha bazıları diyor ki, yani kesiyorlar, videoları kesiyorlar, suçlu yapıyorlar beni. Onlara hakkımı helal etmiyorum. Videoları kesip de böyle şey yapanları kasten. Üstad Hazretleri Mehdi Azam'dır. Mehdi Ali Resul'dur. Beklenilen o büyük Mehdi Üstad'dır. Üstadın bir talebesi var. Mehdi. Mehdi Azam değil o. Mehdi Azam değil. Talebe. Nur talebesi. Gelecek. Sikke-i Tasi Gaybiye 9'da da söylüyor. O Risale-i Nur'u program yapacak. Onun ektiği tohumları genişletecek. Bu Mehdi. Ya talebedir Mehdi ya. Çok büyütülüyor. Esas beklenen hadislerde, rivayetlerde beklenen ustad. Mehdi Azam, Mehdi Ali Resul. Ha, o gelecek zat ise yani Mehdi ve Şakirtleri. Ustadın talebeleri. Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir o daireyi genişlettirir. O tohumlar sümbürlenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Demek oradan gözüküyormuş. Nasıl yapacak? Ha şöyle diyor 9'da. Diyor ki bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat. İrfan öyle garip garip bakıyorsun da sikirtası garip 9'dan okuyorum yani. Ha bak burada. Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek. Ya bu adamın işlevi tatbikatçı. Nasıl ki Süfyan mı daha dehşetlidir? Deccal mı? Süfyan. Deccal komünizm. Sahası geniş olduğu için büyük gözüküyor. Süfyan ise yine dine aindallahil İslam Allah nazarındaki dine darbe vurduğu için bu daha şer. Münafıkane. Tabii yani Deccal tabiri caizse ağacı kopartmış, şey yapmış. Dalını, gövdesini kırmış, dökmüş. Süfyan köküne asit dökmüş. Evet, ufak bir çekirdek ya kök. İşte bu gelecek zat, bu hakikaten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek. Ondan sonra o zatın ikinci vazifesi şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazife maddi kuvvetle değil.
yani iman hizmeti var ya, işte gönülden gönüle, obek obek. Hani burada anlattı ya. Bismi Subhanehu, Bismi Subhanehu, Bismi Subhanehu, Bismi Subhanehu evlerde. Bak çok alakadar komşulardan 3-4 tane birleşsin. Bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medresi nüle ihtiyaz etsin. Arkadaşlar, kabul edilmesi, hazmedilmesi çok zor bu ders. Şu 400 kişi, 1000 kişi, 1500 kişi. De Bursa'ya gittim bak 1200 kişi var. Ders ha ders söyledi. 1200, 1000 kişinin üzerinde. Bir de kadınlar dahil olsa var ya. 10.000 kişi, samimi söylüyorum, 10.000 kişi salon olsa dolar. Değilmiş yani esas hizmet. Ne oldu? Çekirdek kadro, çekirdek. Çekirdeğin oluşmasına gayret edeceğiz. Tamam. O da haram karıştırmadan caiz. 10.000 kişi olsun ama erkek olsun. Kadın erkek karma yapma. Bidatları, haramları sokma. Hizmet zannetme. Bir şeyler gevelemek, bir şeyler anlatmak, akla hitap etmek din değil yani. Öyle sahabe var ki namazı bile nasip olmadan ölmüş. Peygamberimize geliyor değil mi suikast için? Aleyhissalatü vesselam'a geliyor suikast için. Suikast yapacak erkek Müslüman oluyor. Geldiği yere karşı savaşıyor ve daha gusül yapmadan, namaz kılma fırsat olmadan ölüyor. Ve hiç kimse onun sevabına yetişemiyor şimdi. Ahmet bin Hanbel de 1 milyon hadisin ravisi. Hiçbir sahabe 1 milyon hadis nakleden yoktur. 2734'tür nedir Ebu Hüreyre? O kadar biliyor. 2734 tane. Sonra Ayşe-i Sıdıka validemiz geliyor. İkinci sırada en fazla. Sonra Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anh'lar geliyor. Hazreti Ali vesaire. Hadisi rivayet eder. Hazreti Ali demişler, sen niye bu kadar Ebu Hüreyre kadar hadis nakletmedin? Bu kadar Ebu Hüreyre gibi indin. Ben diyor savaşırken, ben diyor tesis İslamiyet'e çalışırken o dizinin altında kalkmıyor dedi. Özel hayat hakkında da Ayşe-i Sıdıka radiyallahu anh'a validemiz veriyor. Yani bakın Ahmet bin Hanbel 1 milyon hadis. Ama ona yetişemiyor. Arkadaşlar layık okumasak bunları nerede bilecektik? Ne kadar cazip. Hayır falan. Nerede bilecektik? İşte bu derslerin yayılmasını istemiyorlar. Layıka nazara verilmesini istemiyorlar. İnternet sitelerinde layıka dersleri pek yok. Gördünüz mü? Yok. Bu ders olur mu? Yaparılır mı? Gizli bir el laikaları kapat. Ört üzerine. Mübarektir bu. Ele alınmayacak kadar mübarektir. Koy rafa. Tövbe ya. Elin senin layık mı bunu tutmaya? Öpmeye layık. Sürme elini. Der gibi. Gizli bir el laikaların üzerini örtmüş. Gizli bir el sol taraftan da Hizbul Kur'an'ımızı almış. Nasıl yapmışsa, şimdi sanki ben ilk defa çıkarıyorum ha. İlk defa çıkmış. La kardeşim, Hizbul Kur'an hakkında neler diyor? Bu konuyu dağıtmıyorum. Millet zannetmiyor ki daha layık adresi yapıyoruz. Ha. Bak Hizbul Kur'an hakkında ne diyor? 34. sayfa Emir'de abi. Aziz Sıdık kardeşlerim, Hizbul Kur'an-ı Muazzam'ın hem fevkalade emniyeti, hem faydeleri, hem okunmasında hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur'an'ın en sevaplı ayetlerinin ihtivası diye devam ediyor. Ve okunmasında hiçbir vesvesesinin gelmemesi. Sanki ben çıkarttım, ben uydurdum. Devam ediyorum. Peki, başka yer okuyorum. Ne yapacağız? Biz arkadaşlar, laf ustadı dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez. Biz çekirdek kadronun, çekirdek hizmetin peşine koşacağız, unutmayın. Evlerde Bismi Subhanehu, Bismi Subhanehu, Bismi Subhanehu, Bismi obek obek. Ha o daire Allah nasip eder, ihlasa mazhar olur. Hayatın geniş daire sahipleri, Mehdi ve şakirtleri gelir. O küçük daireleri genişlendirir. Biz de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz.
Şimdi laikalarına zarar verilmeli. Laikalara çok emniyet verecek adam, insan, nurcular. Allah rızası için kalem alacak, okurken yazacak. Mesela bak, Emirdağ 2, 104'ten okudum. Ha, alacaksın defteri, Emirdağ, ha ben ev derslerine kuvvet vermeliyim, çoluk çocuğumla yapacağım. Abi hizmet, o şehirden o şehre, çoluk çocuğun ne oldu? He? Ne oldu senin çoluk çocuğun? Abi ne karaman ya, hanımına zaman bulamadı, tamam bulamayabilir. Peki çoluk çocuğuna bulamadı. Gece gündüz hizmette koştuğu için çocuklarına zaman bulamadı. Ne yaptılar sorabiliyor musun? Ehli dalalet, ehli bida, uyduruk insanlar hemen avladılar. Hasan ne yapıyor? Afyon, Mardin, Kars, Avrupa dolaşıyor. Çocuklar nerede? Onun bunun şeyinde, tamam. Bak iyi dinleyin. Ben bir şey anlatırken ne olur hikaye anlatmıyorum. Senaryo çizmiyorum, olanı anlatıyorum. Olmuş olanı anlatıyorum. Olacağı da demiyorum. Hasan nerede? Almanya'da, Mardin'de, Hatay'da, Antep'te, Maraş'ta. Ne karaman ya. Karısına ve çoluk çocuğuna zaman ayıramıyor. Hemen ehli bida, uyduruk dini cemaat liderleri. Kim bu? Hasan. Bana bak. Furkan, Yasin, buyur abi. Hasan'ın çocuklarını okulda ayarlayın. Hizmete götürün. Ehli bida. Gidiyor benim çocuklarıma da onlar ilgileniyor. Bir dini cemaat. Sonra o dini cemaatin orada çocuğum şekillendiği onu müdafaa ediyor. Çocuğum bir derece korudular sokaktan olacağına ben düşünüyorum. Orada bulundu mu? Tamam. O cemaat dine ve Risale-i Nur'a muhalif bir şey söylerse ben onun halinde bulunamıyorum. Çünkü çocuğum orada. Benim böyle işimi bitirdiler. Kardeşim ama ustadı dinlesek, bak oraya buraya dolaşmak değil, çok alakadar komşularından, bak bir daha okuyayım. Her bir adam eğer hanesinde 4-5 çoluk çocuğu bulunsa, bırakıp onu hizmetlere koşsun demiyor, bulunsa kendi hanesini bir küçük medeseyle çevirsin. Ben daha akrabama sahip çıkamıyorum ya. Antep'teki bilmem nereye sahip çıkıyorum. Doğru mu yapıyorum, yanlış yapıyorum. Bak, çoluk çocuğun bulunsa, bundan sonra artarsa, mesela zekatı akrabana, akraban fakir senden bekliyor, artarsa harice. Aslında bu tarz bir de müjde gibi bir şey. Yani evinde bunu yaparsan sen bir nur hizmetinde... Ne biliyor musun? Ne oluyorsun? Ne oluyorsun biliyor musun? Ne müjdesi? Evet. Yaparsan... Hiç olmasa işleri ve vazifeli olmadığı vakitlerde 5-10 dakika dahi çocuğunla okusan, sen çocuğunu biliyorsun, bir tanesi İmam Hatip, bir tanesi tıpta okuyor, ötekisi nerede okuyor? O da hazırlanıyor. Hazırlanıyor, bir tanesi tıpta okuyor, bir tanesi İmam Hatip'te okuyor, biliyorum. Evet. Şimdi bak, 5-10 dakika onunla Risale'i okumak veya o okuyor, dinliyorsun veya sen de not alıyorsun, cihetiyle bir miktar meşgul olsalar ne oluyor musun biliyor musun? Müjdeye bak. Allah'ını seversin bak. Hakiki talebe-i ulumun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi İhlas Risalesi'ne yazılan 5 nevi ibadete de mazhar olurlar. Çok büyük bir müjde. Ya bundan daha bir şey ne olur ya? Anlayan için tabii. Talebe-i ulum ya. Kur'an talebesi oluyorsun. Bu unvanıyla öleceksin. Ne olacak sonra? İhlas Risalesi'nde yazılan 5 nevi ibadete mazhar olurlar. Özür dilerim sadece. Şualarımı da getirir misin? Lemalar? Şualar, lemalar. Yani lemalar burada. Hakiki ilim talebeleri gibi onların maişetlerinin temin hususunda vesaire. Adi muamelelerin var ya senin. Çalışma. Adiymiş. Adi demek alçaltması değil. Sıradan. Çalışmaların ne oluyormuş biliyor musun? Bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Talebe-i ulum arkadaş, talebeyi 5-10 dakika okusan. İlk önce senin vazife neymiş Mehmet'im? Efendim? Abi şimdi mesela umumen ruh talebeli abilerinin de hani bizde aşağı yukarı 15 sene oldu hizmet içerisinde. Aile içerisinde okumaya pek muvaffak bulunmuyor. Genelde meşveretlerde konu ediliyor bu.
ailemizde yani okumaya muvaffak olamıyoruz. Ailelerimizi pek dinlemiyoruz. İyi hiç yapmıyoruz. Biz niyetimiz yok. Bunu anlatan yok ki. Bir de... Peki kaç defa dinledin ha bu dersi? Şu süre olayı, süre olayı onu olumlu hale getirdi. Ne? 10 dakika diyor ya süre. He, he, he. Bu olunca makul... Yani... Kaç defa dinledin bunu gündeme getirildi hiç duydun mu? Çok az. Ben ilk defa dinliyorum. Evet. Derste ha, umumi derste yani. He. Yani ya hizmete koşturacağız. Ya karısını, çoluk çocuğunu bırakmış ya. Böyle koşturmak mı olur? Demiyor bu. Bak 5-10 dakika okuyunca talebe ulum ne olacak? Allah Allah. Peki oraya talebe ulumu okuyayım çünkü buradan çıkmayacağız. Okuyayım hadi. Bak şimdi. 329 şualar. Yani çok zeki olduğumdan bulmuyorum. Şuraya yazıyorum bak. Hakiki talebe ulum sevapları. Ş 329. Ş şualar. Şimdi 329'u açıyorum. Kaç bu? Emirda 204. Burada bulmam lazım. Emirda 204 nerede? Bak, şurada. Emirda 204 görüyor musunuz? Şuraya atıf yaptım. Diyor ki: Ehli keşfel kuburun müşahadesiyle mutadid vakıalarla tahsil-i ulum anında vefat eden bazı müştak ve ciddi bir talebi ulum, talebi ulumu açtık. Kimmiş talebi ulum? Şehitler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Ölünce öldüğünü anlamıyor. Evet. El öpeceğimi hakikati öpüyor. He? Ben de öpüyorum. Onun için öptürmüyorum. Nasıl sevilmeyeyim? Daha nasıl müjde olacak? He Nadir abi? Evet. Ya öldüğünü hatırlamıyor ya. Olay yani. Daha bir şey değil. 5-10 dakika. Lan karını al karşını. Allah'ını sev çocuğu da. Abi bebek 6 aylık lan dinlesin, o senden daha iyi nurcu olur. O senden daha iyi nurcu. En azından mukabele ediyor, sen okurken elini ayağını oynatıyor. Tak tık tık tık. Allah aşkına oku ya. Karışma. Ya ne güzel ya. Benim fıtratım bu değil ha. Benim fıtratım nutuk atmak. Camilere çıkıyorum ya. Cenazene gitmedim. Felsefe konferanslarına gidiyorum. Giden insanım yani. Doğru mu yapıyorum? Yapmıyorum. Belediyelerin o şeyleri var ya böyle. Televizyon ona şey yapmıyorum. Ona diretiyorum işte. Bakayım nereye kadar direnebileceğim. Çok üzerime geliyorlar. Bildiğiniz gibi değil. Allah aşkına. Çok üzerime geliyorlar. İlle televizyon, ille televizyon. Televizyoncular değil. Ne maşallah kullanılıyor. Kimler geliyor beni tesir etmek için. Yani kıramayacağım insanlar. Neler diyorlar. Aklın durur ya. Ne olur yani. Ha bak ne diyor. Ehli keşfil kuburun müşahadesiyle mutadid vakaatla tahsil-i ulum anında vefat eden bazı müştak tahsil-i ulum yani ille her an yazmak değil. Buraya binaya girdin. Niye girdin kardeşim Kur'an kursa veya medreseye? Hayatının tuvaleti dahi talebi ulumdur o. Yani anında yakalamak değil. Öyle bir şey yok yani. Resulullah aleyhissalatü vesselam şehit değil midir? Ama yatakta öldü. Anında vefat, ustad da öyle. Yatakta öldü. Risale yazarken ölmedi ki. Otelde öldü. Zaten orada hayatının diğer alanları da ibadet oluyor. Komple çekirdek, çekirdek. İbadet esnasında ölmüş oluyorsun. Evet, aslında. Hayatın içi yani. Evet. Hayatın içine haram girmesin, hepsi talebi ulum. Vallahi tuvalete gitmek, işe gitmek bak. Hakiki talebi ulum sevaplarına ve şerefle mazhar oldukları gibi ihlas üzerine yazılan 5 nevi ibadete de mazhar olan hakiki talebeyi bak. Hakiki ilim talebeleri gibi onların maişetlerin temel hususunda sıradan adi muameleleri yaparken dahi bir nevi ibadet hükmüne geçebilir. Haram işleme hepsi ibadet. Tuvalete gitmen ibadet. Sana tuvalete gittin diye sevap yazılıyor. Baklava yedin diye sevap yazılıyor ama eksik yazılıyor sevap. Baklava yedin diye. Niçin? Beraber yiyecektik. Ya nasıl sevilmeyeyim ya? Oh be. Allah ya, harika ya, harikasın be ustad.
kafamı karıştırmam. Böyleyse böyledir. Böyle mi dedi? Böyledir. Böyle demişse böyledir. Peki abi Ebu Talip meselesi nasıl olacak aile içerisinde? Yani efendim Ebu Talip mi? Efendimizin amcası şey iman etmiyor yani. Mesela o ilgileniyor, uğraşıyor. Ama yaptım vazifeyi. Ama benim gibi uğramasan olmuyor demek istedim. Gitti, etmedi. O başka. Hani aile içerisinde okumaya çalışıyorsun, okumak, beraber okuyalım, şey yapalım. Ben üzerinde bilerek duruyorum ki abi, hemen hemen aşağı yukarı, ayda, iki ayda bir falan bir meşrette bir konu olur. Ailede okuyamıyoruz, ailelerimiz okumuyor falan, eşlerimiz okumuyor. Bak, biz haddimizi bilmeyerek çeşitli üslup kullanıyoruz. Zamanlamayı, üslubumuzu kullanamıyoruz. Şöyle desen mesela. Hanım, ya bırak ya işi, bırak gel bir 5-10 dakika yakın. Gel ya, gel. Gelir mi? Gelir. Bu şekilde gelmez. Hepsi gelmez. Demek ondan geliyor abi. O üslupla gelmez. Hepsi gelmez. Gelmez. Ama mutlaka herkesin bir açık kapısı var. Yani zihniyetin bu olsun demek istiyor. İlle hanımın gelip de zihniyetin bu olsun. Zihniyetinde çoluk çocuğunu ihmal edip de hizmet deme yani o işlere. Tamam. Yani herkesin bir zaaf noktası var. Şeytanın bile zaaf noktası var. Neydir? Takva. Benim takvamdır. Onun zaaf noktası onun içine, şeytanın içine giriyor. Hep şeytan mı bizi işgal ediyor? Siz öyle mi zannediyorsunuz? Şeytan da işgal edilebiliyor. Zararsız hale getiriyorsun. Peki. Devam edeyim bak. Talebi ulumu İhlas Risalesi'ne geçiyor ya şu. Okumaya gerek var mı? Okuyalım abi. Beş nevi ibadet. Beş defa. Ondan sonra peki şuradakini de okuyayım o zaman. Allah Allah. Bunları koymadım buraya ki. Ama lemalardakini ilk önce okusak mı? Lemalar burada mı? Beş nevi ibadet neymiş değil mi? Sevgili kardeşler. İhlas. Bu kıymetli mektubu ustadımıza işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını talep ettik. Lemalar 167 abi. İzahını talep ettik. Aşağıdaki izah aşağıda yazılmıştır. 1. En mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücadele etmektir. Yani Risale evde çoluk çocuğunla okursan, en mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücadele etmek. Mücahede etmek. Bunu İşaret-i Caz 174'te söylüyor, açıyor. Yani şu, en büyük hizmet bozulmamaktır. Bu veciz cümle. En büyük hizmet bozulmamaktır. Ama en büyük hizmet birisini hidayete getirmek değildir. En büyük hizmet bozulmamaktır. Bozulma yeter. Bu mantıkla şunu da çocuk terbiyesinde kullanıyorum. Çocuğu nasıl terbiye edeceğiz? La ilahe illallah. Ne demek? La tahrip. İlla tamir oradadır. Çocuğu tahrip etme, tamirdedir zaten. Çocuğa en büyük hizmet bozma yeter. Zaten İslam fıtratıdır. Aynı kanunu kullanıyorum. Bakın aynı kanunu yer değiştiriyorum. Abi nasıl ihlaslı olacağız? La riya. İlla ihlas oradadır. Riyakar olma ihlaslısın. İhlaslı olmak için bir şey yapma. Riyakarlık yapma yeter. Anladın mı? La riya. Abi uhuvvet ehli nasıl olacağız? Gönül adamı. La adavet. Adavet ehli olma. İlla muhabbet oradadır. Adavetli olmayan muhabbettedir. Tamam mı Mehmet'im? Mantığı bu. La tahrim. İlla tamir oradadır. La alaka. İlla alaka oradadır. İkinci ibadet. Ustadına neşi hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 4.
kalem ile ilmi tahsil etmektir. 5. Bazen bir saat, bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürü olan ibadeti yapmaktır. Kim sormuş bunları? Ustattan. Rüştü, Hüsret, Refet. Başka? 5-10 dakika okumayı anlatayım biraz. 5-10 dakika. Ders böyle olmalı yani. Benim çoğu derste beğenmediğim dersler var ya. O böyle olmadığı için beğenmiyorum. Ben beğenmiyorum kendi dersimi. Böyle olmalı yani. Oradan. Tamam 204 bak böyle. Ben beğenmiyorum. Beni beğenenleri beğenmiyorum. Usta diyor beni beğenenleri beğenmiyorum. Onu biz diyebilecek adam değiliz. O mümkün mü? Benim bir tenki de bak senin mancına nasıl koyuyorum. Lemala şey Kastamonu 24. Diyor ki üf hepsini okumazsak ya bunu. Ahiret kardeşlerime mühim bir ihtar iki mukaddemedir. Sizle alakası yok demek. Ahiret kardeş misiniz? He? Harun? Ahiret kardeşiz. O zaman tamam. İtap ediyor. Dünya kardeşi değiliz. Biz dünyalık için dost edilmiyoruz. Değil mi? Birincisi bak, ihtara bak. Mehmet'im bak. Risale-i Nur'a intisap eden zatın en ehemmiyetli vazifesi çoluk çocuğunu bırakıp memleket memleket, diyar diyar Risale-i Nur'u yaymak ve anlatmaktır. Değildir değil mi? Ben uydurdum yani. Peki, düzünü okuyorum. Risale-i Nur'a intisap eden zatın en ehemmiyetli vazifesi bir, onu yazmak. Yazıcı kardeşleri tenkit ederler. Ya yazıyor. La kardeşim yazmak diyor. Ama o da onlar dese ki Latince'yi yazmazsa, yazarsa olmaz. İlla Osmanlıca. O yanlış. Ama Latin harflerine ait hiçbir şey gelemez. Olamaz böyle bir şey. Bir kere Allah tercih etmiş o harfi. Ben harflerin karakterini söylemiştim. Şey ifade yanlış mı? Latin harfleri. Arap. Ha ben şey özür dilerim. Arap harflerini yani evet. Allah razı olsun düzeltin. Arap harflerine hiçbir şey kıyas edilemez. Haşa. Tövbe Allah tercih etmiş. Arap harflerini ters söyledim. Çünkü Arap harflerinin tabiatı dörttür her bir harf. Ya ateştir, ya topraktır, ya sudur, ya buhar ve nur. Bazıları buhar, nurdur. Nur. Benim tabi kanatım nur. Dört tabiat var her bir harfte. Cehennemi anlatan ayetlerde kullanılan harflerin tabiatı ateş harfleri kullanılıyor. Onun için o ayetleri zor okursunuz. Onun için Arap harfleriyle, Osmanlıca ile hiçbir şey kıyas edilemez. Anlattığı manaya uygun libas giydirmiş. Ama Latince'de cazibeti var. Tamam. Risale-i Nur'a intisap eden zatın en önemli vazifesi bir, onu yazmak. İki, yazdırmaktır. Üç, intişarına yardım etmektir. Onu yazan ve yazdıran. Risale-i Nur talebesi unvanını alır. Ve o unvan altında her 24 saatte benim lisanımla belki 100 defa bazen daha ziyade hayli dualarımda ve manevi kazançlarımda hissedar olmakla beraber. Hani size diyorum ya not alın. Bunları kastederek söylüyorum. Allah için yalvaracaksına söylüyorum. Not alın. Bu yazma düsturuna giriyor mu? Giriyor işte. Risale vecizeler, o vecizenin altında anladığın intibaların, bunlar hep yazma. Benim gibi dua eden kıymetler binler kardeşlerin ve Risale-i talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi sedar olur. Hem dört vecihle dört nevi ibadeti makbule hükmünde bulunan kitabetinde hem imanını kuvvetlendirmek hem başkalarının imanlarını tehlikeden kurtulmasına çalışmak bak yapmak okumak ha hem hadisin hükmüyle bir saat tefekkür bazen bir sene kadar bir ibadet hükmüne geçen tefekkür imani elde etmek ettirmek hem hüsnü hattı olmayan
ve vaziyeti çok ağır bulunan ustadına yardım etmekle hasenatına iştirak etmek gibi çok faydeleri elde edebilir. Ben kasemle temin ederim ki bir küçük risaleyi kendine bilerek yazan adam bana büyük bir hediye hükmüne geçer. Belki her bir sayfası bir okka şeker kadar beni memnun eder. Yani şekerlerin olmadığı dönem. İkinci madde. Maalesef Risale-i Nur'un imansız ve emansız cin ve ins düşmanları. Risale-i Nur'un düşmanı cinler de varmış. Cin. Risale-i Nur'u ağzına almıyorlar cinler, kafirleri. Pis kitap diyor. Lanet olsun benim o rastladığım o mahluk şeylerine. 4 sene önce. 4 sene önce bir vesileyle bir yere denk geldim. İnsan ağzını kullanarak bana hitap ettiler. İnsan ağzını. İnsanı bloke ettiler. Konuşuyor benimle. Korkuyor musunuz dedim ben benden. 4 sene var. Veya tövbe. 5 sene. En az 5 sene. Dedi ki o kadar korkmuyoruz dedi. 5-6 sene. Niye korkmuyorsunuz? Senin beyaz sütünün az, kırmızı sütünün çok. Ondan biraz korkuyoruz. Beyaz sütün nedir dedim. Kur'an az okuyorsun dedi. O zaman haftada nurcular yapıyor ya. Hatime katılıyoruz ya. Herkese bir cüz veriliyor. Haftadan haftaya. O zaman haftada bir cüz okuyordum. Kırmızı sütünün bu dedi. Kırmızı sütün dedim nedir? O pis kitabı ağzıma almam dedi. Ulan aşağılık lan dedim. Seni aldım böyle sirkeyi kafasına çarpacaktım. Tamam. Dedim ne... En çok okuduğun o kitap dedi. Ağzına yine almadı. Risale-i pis kitap diyor. O diyor sütünün çok. Peki beyaz ne yapar? Beyaz bizi yok ediyor, eritiyor. Kırmızı sütün bizim dengemizi bozuyor. Sen geldiğin zaman mesela insan yürürken 1, 3, 5, 7, 9, 19, 33 böyle metre çapında etrafına nur yayar. Sen bilmezsin. Eğer Kur'an'ı çok okuyanın 1, 3, 5 belki de 13 metre çapında nur yayar. Giderken o nuru önüne birileri gelse tak diye kaçarlar, yanarlar. Ya yanacaklar ya kaçacaklar. O zaman dedim ki Allah şahit olsun. Sen de şahit ol. Bugünden sonra ben her gün bir cüz okumasam namert olayım. O gün bugün bir cüz okuyorum. Ondan sonra bir bilahare başka bir yere denk geldim. Korkuyor musunuz benden? Korkuyoruz. Ben şimdi bunu Allah biliyor. Yalana şahit edilmez. Yoksa kafir olurum. Ben sizi kandırmalaka. Ben sizi bunu söylerken sizi Kur'an okumaya teşvik için söylüyorum. Ve yalan söylemiyor. Yalan lafzı kafirdir. Yalan söylemiyor. Her gün cüz okuduktan sonra korkunç bir güven var bende. Bildiğim gibi değil. Umurumda değil yani her taraf. Ha bu işten anlamam ama güven var. Şimdi niçin bunu açtın? Risale-i Nur'a intisap eden zatın en emretli vazifesi biri okudum. İki diyor. Nur'un düşmanları insanlar değil sif. Ma teessüf. Risale-i Nur'un imansız ve emansız fırsat vermeden cin ve ins düşmanları. Risale-i Nur'un düşmanı ise Risale-i Nur nedir? Cin, kafir cinlerin de düşmanıdır. Bunu okuduğun zaman yok oluyorlar diyorum da. Allah kahretsin beni yalan söylüyorsam. Okutturmak için söylemiyorum. Vallahi de billahi de tallahi de böyle. Okuduğun zaman kafir cinler defoluyorlar. Müslüman cinler celp oluyorlar. Ruhaniler iniyor. Barla da anlatıyor. Ruhaniler melekler iniyor. Bak ne diyor? AB'ye düşmansa BDA'da A'ya düşman değil midir? AB eşitse BDA'ya eşit değil midir? Risale-i Nur'un imansız ve emansız cin ve ins düşmanları ise Risale-i Nur'da imansız ve emansız ins ve cine düşmandır. Değil mi? O Risale'ne düşmansa olmasın sebebi Risale-i Nur onlara düşman olduğu içindir. İns ve cin düşmanları onun çelik gibi metin kalalarına oku bakalım bak ne oluyor. Risale-i Nur'un çelik gibi kalasına ve elmas kılıç gibi kuvvetli hücretlerine mukabele edemediklerinden edemiyorlar.
mukabele edemediklerinden. Bak. Hikaye, hikaye. Senin şeyini sevsinler. Bak. Asay Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden. 744, 746'yı anlatacağım. Asay Musa gibi, başka yer ha. Asay Musa gibi dalaletin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan. İptal ediyor, devre dışı yapıyor. Onların sihirleri, mancınıkları var ya. Bak, beraber okuyorsun. Bak Risale. Bak, ne dedi burada? Elmas, kılıç gibi kuvvetli hücretleri, Risale-i Nur dersleri mukabele edemediklerinden çok gizli desiseler ve hafi vasıtalar ile haberleri olmadan yazanların şeflerini kırmak. Sende oluyorsa kremi, yazıcılara hücum edenler. Ey kulaktan çınlansın, lan yazsın işte, ne istiyorsun? Bak, haberleri olmadan yazanların şeflerini kırmak. Futur vermek, sen de defteri kaydet işte, burada yazın. Yazıdan vazgeçirmek cihetinde şeytancasına hücum edip darbe vuruyorlar. Hususan burada ihtiyaç pek çok, yazıcılar çok az. Düşmanlar çok dikkatli. Düşmanlar çok dikkatli. Ben 20 sene önceki tape kasetlerimde geçiyor sohbetimde. Öyle bir zaman gelecek ki Osmanlıcaya ihtiyaç duyacak bu memlekette, öğretecek adam yetmeyecek. Aha bak başladı diyeyim. Bak şimdi onu arıyorlar belediyeden. Kısmen talebeler mukavemetsiz olduğundan şuurlu düşmanlar. Bak yazıcılar çok az. Düşmanlar çok dikkatli. Kısmen talebeler mukavemetsiz olduğundan bu memleketi o nurlardan bir derece mahrum ediyorlar. Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam, ustadla görüşmek isteyen adam istemez misiniz şimdi? Hangi risaleyi atsa benimle değil, hadimi Kur'an olan ustadıyla görüşür ve hakaik imaniyeden zevkle bir ders alabilir. Laikaları görüyor musun? Şimdi bu laikalar, bu dersi sen sözlerde bulabilir misin? He İrfan? He Harun? Ama niçin okumuyoruz? Okutturmuyorlar. Görüyor musun şu dersi? Peki. Barla 210. Barlam nereye gitti? Ha. Bak, 260. Ulan buraya niye gelmiştik? Neyse, niçin gelmişsek gelmişiz. Aile sorusu sordum. Ondan sonra İhlas Talebesi'ndeki faydalar okudunuz abi. Talebe yorumu. Ondan sonra buraya attınız. Attı, ha, orayı açmıştım. Orada var. Ailesiyle, kardeşim, ailenle ilgileneceksin. Şu şeyi de okuyayım, çok hoşuma giden. Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. 260'ta okuyorum Barlak. Kim var üstadım? Cenab-ı Hakk'ın zişur çok mahlukatı vardır ki Allah peygamberimizi indirdi ya şeyde, Bedir'de, Uhud'da. Hakay bunlar o ruhaniler. Can, cinlerin çoğulu, Müslümanları var. Dan, kafir var, Müslümanı var. Han, Müslümanı kafir var. Can, dan, han, man, tam, test. 6000. O içlerinde de 1000 tanedir. Hep her birinde 6000'dir diyor Gazali diyor. Tefsir-i Demir'de geçiyor bu. Mevlana'nın şeyinde de geçiyor. Hepsinin batılı şeyi var. Usta şey diyor. İns, cin, melek, şeytan ve ruhaniyat diyor. Ayrı bir kategoride kullanıyor ruhaniyat. İşte bu tür şeyler. Her taraf dolu. Bununla alakalı var, bununla alakalı var. Şu anda derslerle alakalı dolu. Şu anda dolu. Zübeyir abi dermiş ki duvarlar yıkılacak gibiymiş yani. O kadar varlar. Bu o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Kim ustadım? Cenab-ı Hakk'ın zişur, şuur. Ne yaptığını biliyor, nereye geldiğini biliyor. Çok mahlukatı vardır ki evde oku bak ne oluyor. O yatak odasına boşuna mı okutturuyorum şeyi Asay Musa'yı? Hakaik ima, ya dedim ya. Ya ben bilerek kimseyi aldatmamışım. Bak okursa ne olur? Hakaik imaniyenin istimanda o seslendirilmesinde onlar dinlemekte
çok zevk alırlarmış. Onlar. Oh böyle pervane gibi oluyor. Tak. Onların olduğu yere şeytan nasıl girecek? Değil mi? Sizin o kısım arkadaşınız ve müstemileriniz, işiticileriniz, şurada dinleyenleriniz çoktur. Arkadaşınız diyor. He arkadaşınız. Bazen diyorum ya arkadaşlar bizim arkadaşlar. Her neyse. Her neyse. Anladık. Hem hem mütefekkirane o çeşit sohbet imaniye. Bu sohbet imaniye var ya şu anda. Sohbet imaniye yapıyoruz. Zemin yüzünün bir manevi zinetiymiş. Süs bak masamızı şey yapsın diye. Ve medar-ı şerif olduğundan işareten biri demiş yani bunu Farsça, Arapça değil. Farsça demiş ki eşman reştu buret bahre zemin kidaret yektu kes yektu nefs bahri huda huda ber nuşinet. Yani semavat zemini gıpta eder mi ki? Semadaki mekel melaikeler yerdeki melaikelere ah ah gıpta ediyormuş. Niye? Bu aşağıda baklava yeniyor diye değil. Zeminde halisen lillah. Halisen lillah. Sohbet bir. Zikir iki. Tefekkür üç. İçin bir iki adam. Bir iki adam ya. Hanımın. Bebek ya bebek. Bebeğini oku. Bir iki adam. Bir iki nefes. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha de. Bir iki nefes tam. Bir iki nefes. Yani bir iki dakika beraber otururlar. Kendi Sani Zülcelal'inin çok güzel asar-ı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eseri sanatını birbirine göstererek sanilerini, Allah'larını korkutma demiyor bak. Allah'larını korkuturlar. Allah'larından endişelendirirler. Allah'larından ümitsiz sokacak gibi böyle acayip acayip şeyler anlatırlar demiyorlar. Sani Zülcelal'lerini sevip sevdirirler. Düşünüp düşündürürler. Hem de ilim iki kısımdır. Bir nevi ilim var ki bir defa bilinse ve bir iki dakika düşünülse kafi gelir. Diğer kısmı ekmek gibi, su gibi her vakit insan onu düşünmeye muhtaçtır. Bir defa anladım yeter diyemez. İşte ulum-u imaniye, Risale-i Nur dersleri bu kısımdandır. Elinizdeki sözler, külliyat, ekseriyet itibariyle inşallah o cümledendir. Bütün kardeşlerimize birer birer selam ediyorum. Aleyküm selam ustad. Zannederim mufarakat ihtimalinden ikimizden ziyade Hakkı Efendi diye devam ediyor. Daha cahit devam ediyor. Burada keseyim diyorum. Peki. Herhalde maksat anlaşıldı. Çoluk çocuğumuzla meşgul olacağız. Çoluk çocuğumuzla ondan sonra artarsa hizmete koşturacağız. Sen kendine ilk önce faydan olacak. Çünkü dinde tebliğ ilk önce yakınlarını adır diyor. Peygamber'e ayet var değil mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a Allah en yakınlarına tebliğ et. En yakınlarına uğraş demektir değil mi? En yakınlarına. Zekat da en yakınlarına veriliyor. Çünkü sende bir beklentisi var. Allah Resulüne emredilmiş. Yakınlarından başla diyor. Çünkü seni kıramazlar. Ben mesela şaka dedim ama yakınlarımla uğraştım. Çok uğraştım. Akrabalarıma, yeğenlerime, ondan sonra amcalarıma, amca çocuklarıma çok uğraştım. Gittim. Derse giderken alıp götürdüm, dükkanlardan aldım. Yani zannediyorum ki tabii ki mutlaka eksiğim var ama kız çocuklarına fazla uğraşamamışımdır herhalde ama büyüklerine, babalarına uğraştım. Tabii ben de yaşlanınca onlar da daha çocuktu falan vesaire. Ama keşke daha iyi olsaydı ama Allah'ın emridir peygamberine ve dolayısıyla bize yakınlarınızdan başlayın.
çoluk çocuğunu ihmal edip hizmete koşturmak yoktur. Öyle bir şey yok yani. Bunlar aldatmadır. Şeytan bizi aldatıyor. Ondan sonra çoluk çocuğumuzu başkasının eline düşürüyoruz. Ya it, ya itin eline, ya zübbenin eline, ya davulcunun kucağına düşürüyoruz. Ya otçuların okulun önünde şeylerini düşürüyoruz. Ya kıtmiri. Ya, bir de ya kıtmir, kıtmir duası taktırıyorlar. Boğazına tasma taktırıyorlar. Kendi çoluk çocuğumuza sahip çıkacağız. Artan zamanı dışarıya. İlk önce kendimize, yakınımıza, zaten kalp dairesi, mide dairesi, beden dairesi, ev dairesi, akraba dairesi, mali dairesi. Öyle değil mi? Böyle. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el fatihate mâ selavâtu.